Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yeşilimin rengi 732, sarımın rengi de bu şekilde 347. Eğer beğenip almak isteyenler numaralarımız bu. Biliyorsunuz ben leylaktan başka bir kullanmamaya çalışıyorum. Eskilerdense de altın başak oluyor bazen arkadaşlar. Evet. Şimdi yine size iğneden tığa bir model tasarladım. İlk önce iğne oyası modelimi göstereyim. Evet arkadaşlar. Bana gelen model bu şekilde. Size tasarladığım modelin bu bunu size ta çevirdim yani arkadaşlar. Bu da ta çevrilmiş hali arkadaşlar. Şöyle ara suyumuz var. Ara suyumuzu bu şekilde kullandım. Şimdi arkadaşlar bunu aslında kulak çöpüyle yapacaktım şu kirpiklerini yani bütün hepsini. Bir de kullanış açısından zincirle daha uygun olacağını düşündüğüm için bu şekilde tasarladım. Hatta Kulak çöpüyle yapacağım diye bu dalını da minik yaptım. Normal zincire göre dalı minik oldu. Ama biz şimdi sizle biraz daha büyük bir dal yapacağız. O zaman daha çok zincir işine uygun olacak. Tabi siz isterseniz yine bu çektiğim 5 zincirler yerine siz e, kulak çöpüyle ikişer kirpik yapabilirsiniz. Yapım, kullanım, zevk çünkü tartışılmaz. Herkes zevkine göre yapsın. Fikir amaçlı yine de ben size bu şekilde söylemiş olayım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde arası öyünü yaparak başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdim. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battığımın içine sık iğne ile sabitledim yuvamı. 4 tane zincir. 4 zincirimi çekip yuvamın içine girdim sabitledim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu çektiğim 4 zincirimin içine kapattım. Evet buraya bir tane tomurcuk yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bir tane tığ battı bırakıp buradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Evet aramız hazır arkadaşlar. Bu şekilde ve buraya 6 tane 3 zincir çekerek tığ battı hazırlıyorum hemen yandakine girdim sık iğne ile buraya sabitledim bu bir 3 zincir bu 2 3 4 şekilde arkadaşlar tığ battılarımız hazır şimdi bir zincirimi çekiyorum dibine hemen şöyle ters tarafına çevirdim tığ battımın içine sık iğne ile girip bu şekilde sabitledim 9 tane zincir çekiyorum 6 7 8 ve 9 bir tane tığ battı bırakıp boş bırakıp buradan ikinci tığ battının içine sabitliyorum toplamda arkadaşlar üç tanesi yuvaya gitmiş oluyor üç tanesi de kenarda kalıyor yaptığımız tığ battı şöyle bir zincir çekip döndüm düz yüzünü bir defa tığımı doladım yuvadan da bir tane ilmek çıkardım tığımda üç tane ilmeğim var hemen üçünü birden buraya kapattım şöyle köşeye bir zincir Şimdi arkadaşlar bakın bu ortadaki sık iğnemin arasına yani telimin arasından girip dibine bir zincir çekerek bir tane ilmek çıkardım tığında iki tane ilmek var. Yine aynı şekilde yuvadan bir sık iğne veya bir zincir bu şekilde ilmeğim 3 oldu arkadaşlar. Bunları 2 2 alarak topladım. Şöyle köşesine yine bir zincirimi çektim. Ve buradaki bakın gözüküyor. Tellerin arasından girerek ilmek toplayacağım. 2 aynı şekilde sonuncuya giriyorum. 3 Bir tane de yuvadan 4 Evet arkadaşlar bakın bu bu şekilde yavaş yavaş büyüyor. Yine 2 2 alarak ilmeklerimi başa doğru bu şekilde çekiyorum. Yine köşesine muhakkak bir zincir çekelim. Bunu arkadaşlar 7'ye kadar çoğaltalım. Evet arkadaşlar yaprağım bu şekilde. Tamam. Bakın. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Ve buradaki ilk aradan giriyorum sadece ilk arada var arkadaşlar şöyle bir sivrilik vermek için de zincir sayım yok sadece tellerin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum sıradaki telimin arasına girdim sık iğne ile sabitledim bakın arkadaşlar tüm tellerin arasına giriyorum sabit Sonuncu telimin arasına da girdim. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı hazırladık. Şimdi 3 tane 4 tane çekelim arkadaşlar. Bu şekilde 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen yine bu 9 zincirli yuvaya girip 2 2 2 olarak Bakın arkadaşlar buraya bir trabzan yaptım. Şöyle yaprağımı dibine trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu yaptığım trabzanımın arasından girip bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile sabit. Evet, dalımız hazır ve buradan sık iğne ile sabitliyorum. Yuvaya girip sık iğne ile bir de buraya sabitliyorum. Hem tığ battı seviyesine indim hem de arkadaşlar yaprağımı destek için burada hem yuvanın içinde hem tığ battının içinde sık iğne yaparak tümseklik destek oluşturdum. Yine 3 zincirimi çekiyorum ve sıradaki tığ battımın içine bakın bu şekilde sahte sık iğne ile yani tığ battı yapıyorum. Şöyle zürafa gibi durduğunu durmasını sevdiğim için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 7 tane bu tığ battı ara mesafesini vereceğiz. Bakın dördüncü tığ battımıza bu şekilde yaprağımızı monte ettik. Sonra da bu demin gösterdiğim ara suyunu yapıp ben üç tane koydum model amaçlı olduğu için. Siz 5 veya 7 koyabilirsiniz. Yani fazla da açmayın arkadaşlar güzel durmuyor yani o yüzden en fazla 5 tane yapın sonra direkt yaprağını yapıp çiçeklerimizi yaparız inşallah Evet şimdi modelimizin çiçeğimizin yapılışına geçelim bu dalımızın tepesine yaptığımız 5 zincirin içine ipimizi sıkı bir iğne ile sabitledik 5 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içine bu şekilde kapatıyorum. Bu bir 1 2 3 4 ve 5 zincir. 2 1 2 3 4 ve 5 zincir. 3 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu da 5. 5 beş zincirin üstüne arkadaşlar bu şekilde dolu dolu bakın hiç boşluk kalmadı. Çok güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde boşlukta kalmayınca. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi koparayım. Şöyle rahat bakalım. Yani demek istediğim bakın şu yeşil içi dolu dolu olursa kirpik çok hoş duruyor. Böyle hani boşlukta değildi ki kenarına. Evet. Şimdi beyaz kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bakın alttan buradan dipten sayarsak üçüncü şu şekilde sık iğnenin arasına ipimi sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Bu ilk sarı kirpiğin arasından girdim. Şimdi 1 2 Buraya bir trabzan yaptım kirpiklerim için. Yuva yaptım. Bir zincirle şöyle yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya arkadaşlar hani boya almadığı için beyaz biraz ince düşüyor. 7 tane zincir çekiyorum. Renklilerde 5 zincir. Beyaz ince olduğu için şöyle arkadaşlar çünkü 5 zincir kayboluyor. Bakın aynı büyüklükte oldu. Beyazın 7 zinciri, sarının 5 zincirine denk geldi. Yine aynı şekilde sıkı sıkı şöyle kalıp gibi durması için sıkı çekiyorum. Buraya trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar girerken sık iğne yapmıştık. Şöyle çıkarken de yani son dibine de buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Kipriklerim sık iğnelerin arasında daha güzel duruyor. Şimdi tığımın başını bir defa doladım. İkinci sarı kirpiğin arasından bir iki iki üç seferde aldım yine minik bir trabzan şöyle köşesine yine bir tane zincir çekiyorum trabzanımın arasına giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ve yedi tane zincir çekiyorum beş altı ve yedi yedi zincirimi buraya kapattım bu birinci kirpiğim Yine 7 zincir. 6 ve 7. Buraya trabzanımın arasına kapatıyorum. Dibinde sık iğne yapıyorum. Evet. İkinci kirpiğim de bu şekilde hazır. Tüm arkadaşlar kibriklerin üzerine bu şekilde ikişer kirpik yaparak dolanıyoruz. Bir defa doladım yine üçüncü kirpiğimin arasına 1 2 iki, iki, Üç seferde aldığım bir trabzan bu şekilde diğerlerini de yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın yine üçüncü sık iğnenin içine ipimi bu şekilde sabitledim bir defa aynı şekilde tığımın başını doladım bu sefer beyaz kirpiklerin içine girip 1 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım arkadaşlar. Yine bir sık iğne girerek şöyle kirpiklerim için destek yapıyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Buraya ilk kirpi. 1, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. Buraya ikinci kirpi. Şimdi dibine bir sık iğne yaptım. Çünkü hem başına hem dibine bir tane sık iğne yapınca çok güzel duruyor. Yine bir defa doladım. Hemen bakın. Yanındaki kirpiğimin içine girip yine 1 2 3 trabzanım hazır. Giriyorum arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. Aynı kirpik iki tane kirpik yapıp arkadaşlar başına sonuna da sık iğne sırayla bütün kirpikleri bu şekilde dolanıyorum şu sonuncuyu beraber yapalım Evet arkadaşlar bakın bütün kirpiklerin üzerine bu şekilde ikişer kirpik yaparak doldurdum dediğim gibi sonuncu kirpiği beraber yapalım diye arkadaşlar şimdi bir defa tığımın başını doladım son kirpiğimin de içine girdim buraya 1 iki ve iki olarak al Bakın arkadaşlar muhakkak kirpiğin düzgün durması için buraya bir sık iğne yapın. Yoksa ilk kirpik yamuk duruyor. Yine 5 zincirimi sıkı sıkı çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Şöyle arkadaşlar dibine de bir tane bu şekilde yaparsak şayet bakın çok güzel bir duruş oluyor. Şimdi kirpiğimizi şey kirpiklerimizi bitirdik, modelimizi bitirdik. Buradan 1 2 3 4. kirpiğimin içine bakın. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Direkt bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir tane zincirimi çekip Hemen ipimi koparıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi güzel, hoş ve zarif bir yelpaze modelimiz oldu. Şu şekilde ara suyu ve dizler için daha önce hazırladım arkadaşlar. Mor renkli çiçeğimiz de bu şekilde. Ara suyumuz şöyle hepsini göstereyim arkadaşlar. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenir ve bana destek olmak için de arkadaşlar yorum ve beğeni yaparsınız yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar